Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, benim de çok çok sevdiğim bir yazar olan Hermann Hesse'nin hayatı. Bunun Hermann Hesse'nin hayatını arkadaşlar preteritum zamanda inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Bu dersimizde arkadaşlar boşluk doldurma şeklinde preteritumu yerleştiriyor olacağız. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar, ne diyor bu cümle bir bakalım. Hermann Hesse am 2. Juli 1877 in Calw geboren. Evet, şimdi bu boşluğu arkadaşlar werden'i ne yapacağız? Preteritum şeklinde doldurmamız gerekiyor. Evet, siz düşüne durun. Ben o arada bunları bir anlamlandırayım. Demek ki 2. Juli neydi? Temmuz'du değil mi? 2. Juli 1877 in Calw geboren. Geboren neydi arkadaşlar? Doğmak. Calw da bir şehir arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben bunu hemen Hesse 2 Temmuz 1877'de Calw şehrinde doğdu şeklinde yorumlayacak olursam werden'i preteritum olarak düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Wurden, öyle değil mi? Dolayısıyla Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw, nerede? In Calw geboren, değil mi? Evet, sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar die Lateinschule in Göppingen. Evet, Göppingen'de gene arkadaşlar bu bir şehir. Lateinschule bu arkadaşlar Latince eğitim veren okullar için kullanılıyor. Latin okulu diye geçer. Besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek demekti. Ancak okullar içinde kullanılıyor. Söz gelimi işte falanca okuluna gitti, şu liseye gitti derken besuchen fiili kullanılmış oluyor. Şimdi ben burayı doldurmak istediğimde ve preteritum olarak doldurmak istediğimde acaba ne yapacağım? Preteritumda besuchen acaba neydi? Demek ki o Göppingen'de Latin okulunu ziyaret etti ya da Latin okuluna gitti diyecek olursak besuchen acaba ne olacak preteritumda? Değil mi? Besuchte die Lateinschule in Göppingen. Demek ki o Göppingen'deki Latin okulunu ziyaret etti. Arkadaşlar Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak özelden genele gidiliyor. Dolayısıyla Türkçe'de tam tersidir ya. Göppingen'de Latin okulunu ziyaret etti deniliyor ya. Almanca'da bu birazcık daha farklı. Dolayısıyla evet, bunun farkında olalım. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Hesse immer dichter werden. Evet, wollen fiilini görüyoruz. Neydi wollen? İstemek demekti değil mi? Werden olmak istemek değil mi? Dichter şair demek arkadaşlar. Immer her zaman. Demek ki Hesse her zaman şair olmak istiyordu diyecek olursak, şimdi biz bunu preteritum formunda inceleyecek olursak Hesse immer dichter werden. Acaba ne olacak wollen preteritumda? Şöyle bir düşünelim. Ne olacak? Hesse wollte, değil mi arkadaşlar? Wollen preteritum ne oluyordu? Wollte şeklinde yorumlanıyordu değil mi? Tabi bu üçüncü tekile göre yorumlanmış, çekimlenmiş hali. Dolayısıyla Hesse wollte immer dichter werden değil mi? Hesse her zaman demek ki ne olmak istiyormuş? Şair olmak istiyormuş. Seine Ausbildung als Buchhändler in Tübingen beginnen in 1895. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Seine Ausbildung. Ausbildung neydi arkadaşlar? Staj demekti değil mi? Staj, sahada yapılan staj daha çok. Yani Buchhändler, kitap satıcısı değil mi? Kitap satıcısı olarak yapmış olduğu bir staj. Tabii stajı şöyle de düşünmeliyiz, Ausbildung'u daha doğrusu. Siz bir lise eğitimini tamamladıktan sonra görmüş olduğunuz bir staj yılı vardır zorunda olarak.
Ona Ausbildung deniliyor arkadaşlar. Buchhändler da neymiş? Kitap satıcısı demekmiş. Tübingen, evet Tübingen de arkadaşlar Almanya'da bir şehir. Hatta Tübingen'in şöyle bir önemli bir rolü var. Aramızda doktorlar vardır mutlaka. Tıbbın kalbi diyeceğimiz tüm dünyada Tübingen ve Heidelberg şehirleri arkadaşlar. Tıbbın kalbi. Evet, beginnen in 1895. Beginnen'i şimdi arkadaşlar preteritum formunda yorumlayacak olursak acaba ne şekilde çekimlenmesi gerekiyor? Şöyle bir düşünelim. Seine Ausbildung als Buchhändler stajı değil mi? Kitapçı olarak yapmış olduğu stajı değil mi? Tübingen'de 1895'te gerçekleşmiş değil mi? Daha doğrusu başlamış. O zaman ne diyeceğiz beginnen için? Begann, değil mi? Seine Ausbildung als Buchhändler in Tübingen begann in 1895. Seine erste Lyriksammlung romantische Lieder erscheinen im Herbst 1898. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Seine erste Lyriksammlung. Lyrik. Lyrik arkadaşlar şarkı sözü demek. Sammlung bu da derleme yani toplama anlamında arkadaşlar. Şarkı sözü derlemesi ya da toplaması değil mi? Edebiyatta derleme denir. Yani toplam şarkı sözleri değil mi? Romantische Lieder bakın. Romantik şarkılar yani eserin ismi neymiş? Romantische Lieder değil mi? Erscheinen arkadaşlar kitap için kullanılan görücüye çıktı denir ya. Ya da işte baskıya verildi değil mi? Sunuldu gibi anlama gelen, bu anlamlara gelen erscheinen'i görüyoruz. Im Herbst, Herbst hangi mevsimde arkadaşlar? Herbst, sonbahar demekti değil mi? 1898. Evet şimdi erscheinen'i preteritum formunda nasıl çekimleriz? Şöyle bir hatırlayalım. Seine erste Lyriksammlung, ilk şarkı sözü derlemesi, romantische Lieder, romantik şarkılar, sonbahar 1898'de im Herbst 1898 erscheinen ne olacak acaba? Evet şöyle bir düşünelim. Değil mi? Erschien. Erscheinen demek ki ne olmuş preteritumda? Erschien şeklinde değil mi? Seine erste Lyriksammlung romantische Lieder erschien im Herbst 1898. Evet, devam ediyoruz. Hesse, arbeiten als Buchhändler und Antiquar von 1899 bis 1903. Evet, bu herhalde anlaşılır bir cümle olsa gerek değil mi? Arbeiten'i biliyoruz, çalışmak demekti. Als Buchhändler bir kitap satıcısı und Antiquar. Antiquar arkadaşlar bunun sözlük karşılığı antikacı ancak sahaf anlamına da gelebiliyor. Ancak biz bunu tabii bu kontekst içerisinde, bu metin içerisinde incelediğimizde sahaf olarak çalıştı demek daha doğru olsa gerek. Öyle değil mi? Dolayısıyla kitap satışçısı ve sahaf olarak 1899 ve tam 1903 yılına kadar çalıştı diyeceğiz. Ama bunu preteritum'a göre yorumlamamız gerekiyor. Dolayısıyla arbeiten'i nasıl yorumlayacağız arkadaşlar? Arbeiten'i ne yapacağız? Arbeit ne diyeceğiz acaba? Hesse değil mi? Hesse arbeitete als Buchhändler und Antiquar von 1899 bis 1903. Demek ki 1899 ila 1903 yılları arasında kitap satışçısı ve sahaf olarak çalışmış. Değil mi? Devam ediyoruz. Der literarische Durchbruch mit seinem Roman Peter Camenzind gelingen ihm im Jahr 1904. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Der literarische Durchbruch. Evet,
Bruch, kırılma, değil mi? Edebi kırılması, değil mi? Kendini ispat etmesi, değil mi arkadaşlar? Edebi olarak kendisini ispat etmesi. Mit seinem Roman, hangi romanı? Evet, bilenler bilecektir. Peter Kamenzin's romanıyla ne yapıyor? Kendisini ispat etmiş oluyor, değil mi? Gelingen, elinden gelmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla gelingen, ihm, elinden geldi diyeceğiz. İmya 1904 yılında ne yapıyor? Bunu başarıyor. Ancak Almanca'da bu elinden geldiği gibi gelingen kullanılmış oluyor. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız preteritumda? Şöyle bir düşünelim. Der literarische Durchbruch mit seinem Roman. Peter Kamenzind ihm im Jahr 1904 dediğimde gelang ihm im Jahr 1904. Değil mi? Devam ediyoruz. Heiraten die Fotografin Maria Bernoulli. Evet. Ne yapmış? Heiraten neydi? Evlenmek demekti. Die Fotografin, fotoğrafçı. Maria Bernoulli, fotoğrafçısı. Değil mi? Fotoğrafçı Maria Bernoulli ile ne yapmış? Evlendi diyeceğiz. Değil mi? Dolayısıyla heiratını bunu preteritum olarak yorumladığımızda ne olacak bu arkadaşlar? Değil mi? Heiratete die Fotografin Maria Bernoulli. Devam ediyoruz. Hermann Hesse leben, yaşamak değil mi? Mit seiner Familie in Geinhofen bis 1912. Evet. Demek ki Hermann Hesse ailesiyle birlikte Geinhofen, evet, Geinhofen'de 1912 yılına kadar yaşamış, değil mi? Yaşadı diyeceğiz. Çünkü niye? Preteritum olduğu için. Ne olacak bu o zaman leben arkadaşlar? Lebte olacak, değil mi? Dolayısıyla Hermann Hesse lebte mit seiner Familie in Geinhofen bis 1912. Demek ki 1912 yılına kadar ailesiyle birlikte Geinhofen'de ne yapmış? Yaşamış. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Reisen mit seinem Freund nach Ceylon, Singapur und Sumatra. Evet, çok ilginç bir yaşam Hermann Hesse'ninki. Ne yapmış? Arkadaşıyla birlikte nereye gitmiş? Ceylon neydi? Hatta hatırlayacak mutlaka bileceksinizdir değil mi? Çayıyla meşhur. Ceylon'a gitmiş. Singapur und Sumatra, değil mi? Baya baya bir doğuya gitmiş. Reisen neydi? Seyahat etmek demek. Dolayısıyla biz bunu preteritum formunda inceleyecek olursak ne deriz arkadaşlar? Gayet kolay. Ne yapacağız? Reiste, değil mi? Reiste mit seinem Freund nach Ceylon, Singapur und Sumatra. Evet, devam ediyoruz. Diese Reise beeinflussen seine späteren Werke. Evet, diese Reise, ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bu seyahati, değil mi? Demonstratif yapıyoruz, değil mi burada? Bu seyahati ne yapmış? Beeinflussen, etkilemek demek arkadaşlar. Beeinflussen demek ki etkilemek demekmiş. Seine späteren Werke. Werk neydi arkadaşlar? Eser demekti. Späteren Werke, sonraki eserleri ne yapmış? Etkilemiş. Dolayısıyla beeinflussen acaba preteritum formunda ne olacak diye şöyle bir düşünelim. Bu seyahati ne yapmış? Onun sonraki eserlerini etkilemiş diyeceğiz değil mi? Etkiledi diyeceğiz daha doğrusu. Ne olacak bu? Değil mi? Diese Reise beeinflusste seine späteren Werke, demiş olacağız. Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw geboren. Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw geboren.
Er besuchte die Lateinschule in Göppingen. Er besuchte die Lateinschule in Göppingen. Hesse wollte immer Dichter werden. Hesse wollte immer Dichter werden. Seine Ausbildung als Buchhändler in Tübingen begann in 1895. Seine Ausbildung als Buchhändler in Tübingen begann in 1895. Seine erste Lyriksammlung Romantische Lieder erschien im Herbst 1898. Seine erste Lyriksammlung Romantische Lieder erschien im Herbst 1898. Hesse arbeitete als Buchhändler und Antiquar von 1899 bis 1903. Hesse arbeitete als Buchhändler und Antiquar von 1899 bis 1903. Der literarische Durchbruch mit seinem Roman Peter Camenzind gelang ihm im Jahr 1904. Der literarische Durchbruch mit seinem Roman Peter Camenzind gelang ihm im Jahr 1904. Er heiratete die Fotografin Maria Bernoulli. Er heiratete die Fotografin Maria Bernoulli. Hermann Hesse lebte mit seiner Familie in Gainhofen bis 1912. Hermann Hesse lebte mit seiner Familie in Gainhofen bis 1912. Er reiste mit seinem Freund nach Ceylon, Singapur und Sumatra. Er reiste mit seinem Freund nach Ceylon, Singapur und Sumatra. Diese Reise beeinflusste seine späteren Werke. Diese Reise beeinflusste seine späteren Werke. Hermann Hesse im Jahr 1912 mit seiner Familie nach Bern umziehen. Ayrılabilir fiili hatırlayacak olursanız neydi arkadaşlar? Bu taşınmak demekti. Cümleyi bir anlamlandıralım. Ne diyor? Hermann Hesse im Jahr 1912 1912 yılında ne yapmış? Mit seiner Familie ailesiyle birlikte nach Bern. Bern neresiydi arkadaşlar? İsviçre'nin başkentiydi değil mi? Dolayısıyla umziehen ne yapacağız bunu? Präteritum olarak inceleyeceğiz. Ne olacak bu? Şöyle bir hatırlayalım. Umziehen ayrılabilir olduğundan dolayı ne olacak? Hermann Hesse zog im Jahr 1912 mit seiner Familie nach Bern diyeceğim değil mi arkadaşlar? Evet, er melden sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Melden arkadaşlar yoklama vermek ya da işte katılım göstermek anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla bu refleksif bir fiil arkadaşlar. Sich melden demek ki parmak kaldırmak anlamına da gelebiliyor bu arkadaşlar. Im Ersten Weltkrieg neydi bu? Birinci Dünya Savaşı demekti. Freiwillig bu da özgür bir şekilde değil mi? Hür iradesiyle denir ya güzel Türkçe'de. Zum Militärdienst, Militärdienst arkadaşlar. Savaş için değil mi? Askeri ne diyebiliriz bunun için? Askeri görev. Demek ki askeriyi ne yapıyor? Ne olarak vermiş oluyor kendisini?
katılım gösteriyor. Yani hür iradesiyle katılım gösteriyor demiş oluyoruz, değil mi? Dolayısıyla Melden'i preteritum'a göre yorumlayacak olursak ne yaparız? Evet, tekrar. Sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Ne olacak burası arkadaşlar? Meldete. Değil mi arkadaşlar? Meldete sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Evet. Cümleyi, sonraki cümleyle devam ediyoruz. Aber später werden zum Kriegsgegner. Evet. Burada ne oluyor arkadaşlar? Ama diyor. Ama sonradan Kriegsgegner savaş karşıtı oluyor, değil mi? Dolayısıyla zum Kriegsgegner derken savaş karşıtlığına geçiyor gibi bir anlam çıkıyor. Şimdi werden, bunu daha önceden gördük. Ne oldu? Ne olacak bu? Werden wurde şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla aber später wurde zum Kriegsgegner. Devam ediyoruz. Die Kriegserfahrungen verursachen eine tiefe psychische Krise. Evet. Erfahrung neydi arkadaşlar? Deneyim demekti. Kriegserfahrung, bu da savaş deneyimi, değil mi? Böyle bir deneyimden geçiyor. Tief neydi arkadaşlar? Derin. Psychisch, psikolojik, değil mi? Krise de kriz demek. Demek ki ne oluyor? Savaş deneyimi onu derin psikolojik bir krize sebebiyetse, değil mi? Böyle bir sebebiyet, psikolojik bir krize sebebiyet veriyor. Şimdi verursachen sebebiyet vermek demek arkadaşlar. Dolayısıyla savaştaki bu deneyim onu derin psikolojik krize sokuyor, değil mi? Dolayısıyla verursachen sebebiyet vermek demek. Bunu preteritum olarak inceleyecek olursak ne deriz acaba? Die Kriegserfahrungen, ne olacak bu? Die Kriegserfahrungen verursacht, tabii çoğul olarak incelendiğinde ne olacak burası? Verursachte, die Kriegserfahrungen verursachten, değil mi? Çoğul olduğundan dolayı eine tiefe psychische Krise demiş oluyorum. Evet, umarım bu okunaklıdır. Buraya bir en yazdığım için şöyle bir düzeltelim bunu. Daha, evet, daha belirgin yazalım. Verursachten, değil mi? Çoğul olduğu için deneyimler, çünkü ne yapmış? Sebebiyet vermiş derken die Kriegserfahrungen verursachten eine tiefe psychische Krise demiş oluyoruz. Evet, devam ediyor. Hesse übersiedeln ohne seine Familie nach Montagnola. Evet, Hesse übersiedeln demek ne demek arkadaşlar? Göç etmek demek arkadaşlar. Demek ki übersiedeln göç etmek demekmiş. Ohne seine Familie, ailesi olmaksızın, değil mi? Ailesi olmadan ne yapmış? Montagnola'ya göç etmiş. Dolayısıyla Hesse, ne olacak bu? Übersiedeln. Hesse, ne diyeceğiz o zaman? Hesse übersiedelte. Evet. Hesse übersiedelte ohne seine Familie nach Montagnola. Evet. Den Rest seines Lebens verbringen dort. Evet, bakın burada arkadaşlar rest, arta kalan, değil mi? Seines Lebens, bakın burada bir genitiflik var. Hayatın arta kalanını, değil mi? Ya, evet, aynen öyle deriz, değil mi? Güzel Türkçe'de. Hayatın arta kalanını nerede? Dort, orada verbringen, geçirmek. Evet, verbringen, orada geçirdi dediğimizde ne deriz? Hayatın arta kalanını orada geçirdi derken verbringen ne diyeceğiz acaba? Den Rest seines Lebens verbrachte, değil mi? Den Rest seines Lebens verbrachte dort.
Demek ki ne yapmış? Hayatın arta kalanını orada geçirmiş, değil mi? Devam ediyor. Hesse bekommen im Jahr 1923 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Evet. Hesse 1923 yılında, değil mi, güzel Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl ne olmuş? Schweizer Staatsbürgerschaft. Evet. Schweizer Staatsbürgerschaft ne olmuş arkadaşlar? İsviçre tabağına geçiyor, değil mi? İsviçreli oluyor, vatandaş oluyor. İsviçre vatandaşlığına 1923 yılında elde ediyor, değil mi? Bekam neydi? Elde etmek demekti. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Hesse im Jahr 1923. Bekam ne olacak arkadaşlar? Bekam, değil mi? Hesse bekam im Jahr 1923 die Schweizer Bürger, Staatsbürgerschaft, değil mi? Demiş oluyoruz. Evet. Sein Roman Der Steppenwolf erscheinen in 1927. Evet, romanı Der Steppenwolf. Evet, Steppenwolf kesinlikle bir klasik arkadaşlar. Hermann Hesse ile anılan Bozkır Kurdu. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Artık bu seviyedeysek eğer, B2 isek bence rahatlıkla okuyabileceğimiz bir klasik bu. Ne olacak şimdi bu arkadaşlar? Erscheinen neydi? Az önce de söylemiştik. Değil mi? Okuyucuyla buluşması, değil mi? Bir kitabın okuyucuyla buluşması, basıma veril... tabii öyle diyebiliriz Erscheinen için. Dolayısıyla ne olacak bu? Erscheinen ne diyeceğiz preteritumda? Sein Roman Der Steppenwolf erschien, değil mi? Sein Roman Der Steppenwolf erschien in 1927. Demek ki 1927 yılında Bozkır Kurdu ne olmuş? Görücüye, değil mi? Okuyucusuyla buluşmuş. Im Jahr 1946, evet, erhalten Hesse den Nobelpreis für sein Lebenswerk. Evet, ne diyor? Öncelikle bir anlamlandıralım. 1946 yılında erhalten neydi arkadaşlar? Elde etmek demek. Erhalten daha çok arkadaşlar şey için kullanılıyor. Mesela ödül elde etmek için, evet, ödülünü elde etti derken erhalten diyebiliriz. Den Nobelpreis, evet, Nobel'i aldı derken, değil mi? Güzel Türkçe'de Nobel, o Nobel'i aldı deriz. Ancak Almanca'da da Nobelpreis erhalten denmiş oluyor. Für sein Lebenswerk, Lebenswerk, Werk az önce söylemiştik neydi? Eser demekti. Hayatının eseri, değil mi? Hayatın eserine dair Nobel ödülünü alıyor derken erhalten'i kullanacağız. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Im Jahr 1946 erhalten ne olacakmış? Erhielt. Evet. Im Jahr 1946 erhielt Hesse den Nobelpreis für sein Lebenswerk. Demek ki ne oluyormuş? 1946 yılında Hesse hayat ödülünü alıyor deriz ya güzel Türkçe'de, değil mi? Ama hayatının eseri der Almanlar. Ama güzel Türkçemizde hayat ödülü alıyor. Ve bu hayat ödülü Nobel'le taçlandırılmış oluyor, değil mi? Hemen Hesse sterben. Sterben neydi? Ölmek demekti. Am 9. August 1962 in Montagnola. Evet, sterben. Ne olacak arkadaşlar preteritum formunda? Hermann Hesse starb am 9. August 1962 in Montagnola. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere burada Hermann Hesse'nin biyografisini incelemiş olduk, değil mi? Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla bir üstünden geçelim. Hermann Hesse zog im Jahr 1912 mit seiner Familie nach Bern um.
Hermann Hesse zog im Jahr 1912 mit seiner Familie nach Bern um. Er meldete sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Er meldete sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zum Militärdienst. Aber später wurde er zum Kriegsgegner. Aber später wurde er zum Kriegsgegner. Die Kriegserfahrungen verursachten eine tiefe psychische Krise. Die Kriegserfahrungen verursachten eine tiefe psychische Krise. Hesse übersiedelte ohne seine Familie nach Montagnola. Hesse übersiedelte ohne seine Familie nach Montagnola. Den Rest seines Lebens verbrachte er dort. Den Rest seines Lebens verbrachte er dort. Hesse bekam im Jahr 1923 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Hesse bekam im Jahr 1923 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sein Roman Der Steppenwolf erschien in 1927. Sein Roman Der Steppenwolf erschien in 1927. Im Jahr 1946 erhielt Hesse den Nobelpreis für sein Lebenswerk. Im Jahr 1946 erhielt Hesse den Nobelpreis für sein Lebenswerk. Hermann Hesse starb am 9. August 1962 in Montagnola. Hermann Hesse starb am 9. August 1962 in Montagnola. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Hermann Hesse'nin biyografisini incelemiş olduk. Bunu incelerken boşluk doldurma şeklinde ne yaptık? Preteritumla ilgili daha önceden başlatmış olduğumuz ve hatırlarsanız ne demiştim? Preteritum elbette burada kalmayacaktır. Bunun da mutlaka devamı gelecektir demiştim. O aslında sözümü tutmuş oluyorum değil mi? Ancak tabii ki preteritum burada henüz bitmiş değil. Önümüzdeki derslerde preteritum yapıları mutlaka ama mutlaka çıkacaktır. Orada da bunun devamını getiriyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.